Mustafa Karataş hocamıza şunu sorarak devam edeceğim. Hocam her depremden sonra aynı şey soruluyor, aynı şey konuşuluyor. Bu deprem bir bela, bir musibet midir? Ya da işte şöyle oldu da bundan dolayı deprem oldu. Böyle bir yaklaşım doğru mudur? Ne dersiniz hocam? Ya, afetler cezalandırma mıdır? Evet. Şimdi Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin bir müstecap duası vardır. Ben de duamı ahirete bıraktım. Ümmetimin günah kebair olanlara şefaat edeceğim diyor. Allah'tan talep ettim. Ümmetim felaketlerle, musibetlerle helak olmasın. Kabul oldu. Ancak fitne ile imtihanı Cenab-ı Hak kabul etmedi duamı diyor. Şimdi fitneler bir cezalandırma olabilir ama felaketler bir cezalandırma değildir. Neden? Maalesef insanlar bir suçlu arıyorlar. Bu suçlu kendinden olmayan, kendi düşüncesine uymayan insanlarsa, bak gördün mü, hem şahıs olarak böyle hem de toplum olarak böyle ya da bir fırka olarak böyle, Allah sizi cezalandırdı diyor. Hiçbir insan, hangi insan olursa olsun, başına felaket geldiğinde diğer insanlar sevinmemelidir. Bir ölüm varsa orada sevinç olmaz. Hatırlayın, yaşı yetenler benim gibi hatırlayacak, hocalarımız Mustafa Hocam'la herhalde sizlerle de aynı yaşıt gibi görünüyoruz. Ben belki sizden biraz daha büyüğüm. Ben belki biraz daha küçük olabilirim. Şimdi çadırlarda tüp, hacılar tüp götürürlerdi. Mina'da çadırlar yandı denirdi. Binlerce hacı ölürdü. Yanarak ölürdü. O dönem bitti. Nüfus arttı. Hacıların nüfusu arttı. 3 milyon, 5 milyon hacı gidince bu sefer şeytan taşlamada, cemerat denilen yerde 2000, 3000 hacının öldüğü yılları biliyoruz. Tünel facialarını hatırlayın. 90'da 3000 hacı kaybetti. Şimdi Müslüman olmayanlar şöyle düşünmüş olabilirler. Bak, Allah bunları cezalandırdı. Halbuki biz hiç orada şöyle bir tahlil yapıyorduk. Bu şeytan taşlamayı düzenlemen lazım diye Suud'a çıkışıyorduk. Diyorduk ki burada ölüm nedeni tek tünel yapmışlar hocam. Tünelden taşlamaya gideceksiniz ama siz giderken karşıdaki taşlamış geliyor gruplar. Karşı karşıya geliyor. Böyle birbirine giriyorlar ve birbirlerini öldürüyorlardı, eziyorlardı. Sonra ne oldu? Sonra Suud 3 kat, 5 kat, 10 kat taşlama yaptı. Köprüler yaptı. Gidiş geliş yollarını ayırdı. Şimdi tünel faciası ya da şeytan taşlamada bir ölüm faciası görüyor musunuz? Hayır. Demek ki bir, tedbir alırsanız düzeliyor. İki, bu işin hacısı, hocası yok, bu bir musibet, cezalandırma değil. Hacıya da oluyor, Mekke'de de oluyor, Medine'de de oluyor, Ankara'da da oluyor, İstanbul'da da oluyor. Olaya böyle bakmak din açısından, inanç açısından tehlikeli ve yanlıştır. Olaya öyle bakmamak lazım. O zaman Eloğlu sorgular. Yani oradaki 3 yaşındaki çocuğun ne cezası var? Ne suçu var? Siz böyle derseniz maalesef bunu bazen tahsili olmadığı halde, yetkisi olmadığı halde ama toplum içerisinde etrafında 5-10 kişi olduğu için hoca zannedilen insanlar da zaman zaman söylediler. Gölcük'te de söylediler. Şimdi Gölcük'te ne dediler? İşte 28 Şubat'ı yaparsanız, Gölcük'ten bunu ayarlarsanız başınıza geçirir Allah diye bazı hocalar yazdı. O gün de yanlıştı, bugün de yanlış. Böyle bir şey yok. Deprem, İki tane mühendis hocalarımız var burada. O tabii seyrinde gidiyor yani. O yer kabuğunun, tabakalarının hareketidir. Evet. Deprem öldürmüyor ki. Deprem bir cezalandırma değil ki. Bina öldürüyorsa binanı tahkim edeceksin. Ölen kardeşimizdir bizim. Kim olursa olsun. O bir felaket anında ölen felaket zededir. Felaket zedenin partisi pırtısı olmaz. İmanlısı imansız olmaz. İmanlı öldüyse cennete gider. İmansız öldüyse nasıl ölürse ölsün cennete gidemez. İmansızsa. Evet.
inancımıza göre öyle. İmanlı, inançlı insanların ölümünde biz de şöyle teselli oluyoruz. Ki haklıyız, doğruyuz. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Allah'a kavuşuyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Göçük altında kalmış, aynı zamanda da hükmen şehit sayılıyor. Bu da bir tesellimiz. Çok acılı bir zamandayız. Böyle bir zamanda da hele bu bir cezaydı, bu bir musibetti. Şöyle yaptılar, şunlar çoğaldı, işte şu kadar içki içildi, bu kadar affedersiniz, yine arttı da deprem geldi gibi. Bunlar yanlış şeyler. Kıyamete yakın depremlerin çoğalacağı zaten hadislerde de var. Bunu da söylüyoruz zaman zaman. Ama bunun tedbirini almak bizim elimizde. Bize düşen duamızı yapmak, onların hayır ve hasenatını devam ettirmek, acılı ailelerine sabır tavsiye etmek. İsterseniz bir dua yapalım. Çok iyi olur hocam. Memleketimiz için, bu felakete uğrayan kardeşlerimizin acısı için, şehitlerimiz için. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillah, hamdenlillah. Ya Rabbi, senin Rahman ve Rahim olan ismine sığınıyoruz. Sen merhamet sahibisin. Her şeye gücün yeter, her şeye kadirsin. Allah'ım, memleketimizi, milletimizi, acımızı hafiflet, bir daha böyle felaketlerden koru ya Rabbi. Her türlü birlik, beraberlik üzere, kardeşlik üzere, hayırların, yardımlarımızın acilen yerine ulaşmasını, yaraların sarılmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bu felakette ölen kardeşlerimizin makamını cennet eyle. Amin. Ailelerini, kederdiği de ailelerine sabr-ı cemil ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, ecri cezil ihsan eyle. Yaralı Amin. Kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Amin. Bu yarayı saracak, en kısa zamanda hayatı normale döndürecek ülkemize, devletimize güç kuvvet ihsan eyle. Amin. Devlet yöneticilerimize hayırlı kararlar almak nasip eyle. İslam dünyasını bugün bir beraber olmayı nasip eyle. Tefrikadan, fitneden, her türlü kul hakkından ya Rabbi, dilimizle, gönlümüzle, düşüncemizle başkasının kalbini yaralamaktan bizleri muhafaza eyle. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı, batılı batıl olup ondan kaçınmayı nasip eyle. Ya Rab, hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Darda zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Şu anda soğuk altında, kar altında, felaket zede kardeşlerimiz, ya Rabbi, zor durumdalar. Bir an önce onlara merhem olmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, yaralarımızı sarıp huzurla senin şu cennet vatanı bahşettiğin milletimizin, aziz milletimizin tekrar güç kuvvet kazanmasını bizlere, ülkemize, milletimize lütfeyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Program asistanımız İbrahim Kayaoğlu'nun teyzesi Hatice Karaman kardeşimiz Bayburt'ta dün vefat etmişti. Onun da ruhu için, tüm şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Allah kabul etsin.